Tuğba Hanımcığım, çok güzel bir klip çektiniz. Önümüzdeki günlerde bizi bekliyor. 90'ların çok meşhur bir şarkısı. Nasıl geçti çekimler? Açıkçası çok heyecanlıyım. Çünkü çok uzun bir süredir hamileydim. Bu hamilelik bayağı sancılı bir hamilelik oldu. Beni çok yordu. Çok heyecanlandırdı. Ve nihayet doğurdum. Yaklaşık 2 senedir pandemiden dolayı ertelediğim projeyi geçtiğimiz günlerde kliplendirdik. 90'ların şarkısı, Kibariye'nin seslendirdiği bir şarkı. Dinle. Bu yaz herkes Dinle'yi dinleyecek inşallah. Şarkıyı rüyamda gördüm. Çünkü ben çocukken bu şarkıyla dans ederdim. Annemin elbisesini giyerdim. Çatıklı ayakkabılarımı giyerdim. Kırmızı ruhunu sürer. Oyuncaklarımı da koltuklara dizerdim. Bu şarkıyla konser verirdim oyuncaklarıma. Elime de böyle bir kaşık alırdım. Bir gecenin sabahında bu şarkıyla uyandım. Rüyama girdi. Allah Allah dedim. Ya ne alaka? Dur bakayım dedim. Bu şarkının söz yazarı falan kimdir? Bir öğrendim ki Kadir abi. Kadir Tapucu. Hemen aradık. Bağlantıyı kurduk. Hemen şarkıyı aldım. Ve 1,5-2 seneye yakındır biliyorsunuz pandemiden dolayı bütün projeler ertelenmişti. Belki de ilk kez bir solist hayranlarıyla, sevenleriyle klip çekti. Tubistler adında biliyorsunuz benim bir ailem var. Tubistler ailesiyle birlikte muhteşem bir klip çektik. Çok keyifli, çok renkli görüntüler. Çok da hareketli bir şarkı. Herkes dinleyecek. Peki bu çocukluk hikayesini klipte işledik mi? Evet, hatta çocukluğumu oynayan çok güzel bir kız çocuğumuz var. Bir de şöyle bir şey var. Para kazanmak kolay. Ama insan kazanmak zor, hele ki bu zamanda. Ben o kadar güzel insanlar kazanmışım, o kadar güzel insanlar biriktirmişim ki sosyal medyadan turistlerimize bir duyuru yaptık. O gün çok yağmur vardı, hava da soğuktu. İnanın insanlar Kırklareli'den geldiler, Bursa'dan geldiler, Almanya'dan geldiler. İnanılmaz bir şey yani. Ve onlarla birlikte, turistler ailemle birlikte Seyhan Müzik etiketiyle önümüzdeki hafta çıkıyor. İnşallah başarılı. Bu gece de ilk kez seslendirdim. O yüzden heyecanım hat safhada. Peki ben bir şey merak ediyorum. Mankenlik, modellik, şarkıcılık, oyunculuk nasıl yetişiyorsunuz? Hepsi yetişiyor. Bu enerjiyi nereden buluyor? Enerjiyi ben yaşama sevincimden buluyorum. Yaşamayı çok seviyorum. Çalışmayı çok seviyorum. Ben çalışmayınca hasta oluyorum. Ben çalışmalıyım. Ben üretmeliyim. Hareketli olmalıyım. Ben durağan olamam. Örneğin bu pandemi sürecinde işte tabiatın kız hep sürekli dağlarda, ormanlarda, denizlerdeydim. Tamam, çok şükür, çok güzel ama hani o da bir yere kadar ya. Ben alkışı seviyorum. Ben sahneyi seviyorum. Baksana sahneden bir türlü inemedim ya. Benim yerim sahneler. Evet. Sahnede öleceğim ben. Çok fazla takip. Ama aşı olmazsanız yurt dışı çıkışlarınızı ne yapacaksınız? BioNTech olmayan, iki tane iğne olmayan. Şu anda bana göre aşı savaşları da var. Bizim kendi aşımız çıksın, kendi aşımız olalım. Tuba Hanımcığım, bir de kıyafetinizi konuşmak istiyorum. 30 kilodan fazla bir kıyafet var üzerinizde. Nasıl taşıyorsunuz? Senelerin tecrübesi nedir? Tabii. Yani ben değil 130 kiloluk kostüm de taşıdım. Şu başımdaki bile şu an inanılmaz. Çin işkencesi gibi iki taraftan birden baskılıyor ama hiçbir sıkıntı duymuyorum, hissetmiyorum. Bu bir profesyonellik, bu biraz da alışkanlık, biraz işini sevmek. Tabii ki yılların deneyimi kolay değil ama çok güzel. Yani bir de bu kıyafeti ip ince tutuklu ayakkabılar üzerinde taşıyor olmak. Açıkçası hiçbir şekilde ağırlık hissetmiyorum, hatta kendimi kreçeler gibi hissediyorum. Peki etkinlikle ilgili düşünceleriniz var mı? Bu arada İlper Hanım'a, Serhat Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bu muhteşem kostümü bir ayda hazırladılar. Evet. Büyük emek. Bugün burada Black Box'la birlikte çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Evet. Sizden sonra alkış kıyameti koptu. Evet. Siz de gece başladı diyebilir miyiz? Etkinlikle ilgili düşünceleriniz var. Çok teşekkür ederim. Herkesin emeği var. Herkes çok güzeldi sahnede. Evet. Herkes çok başarılıydı. Bir de içerideki konukların dışında bir de sahilden de konuklar vardı. Onlar da eşlik ettiler, alkışladılar. Hepimiz çok özlemişiz ya. Bu hareketliği çok özledik. Hepimizin bu enerjiye ihtiyacı var. Lütfen enerjimiz hiç bozulmasın. Herkes insanca yaşasın. Hepimiz bu dünyaya
yaşamaya geldik. Gülmeye, eğlenmeye geldik. Paylaşmaya geldik. Sevgiyi paylaşalım, çoğaltalım. Müziksiz bir dünya olmasın, sanatsız bir dünya, bilimden yana, üretimden yana, emekten yana bir dünya olsun. O yüzden bu enerji hepimize iyi gelecek.